eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni program akışına anlatıyor. Törenimiz saygı duruşu ve Türk Müziği Bölümü öğrencisi Gözde Apaycı'nın yönetici İstiklal Marşı'nın ardından Sakarya Üniversitesi tanıtım filmi ve konservatuar tanıtım filmiyle devam edecek. Sonrasında konservatuar müdürümüz Profesör Doktor Nilgün Sazak açılış konuşmasını yapacak. Açılış konuşmasının ardından öncelikle bölüm birincileri ve fakülte birincisine ödülleri takdim edilecektir. Ardından diploma törenine geçilecek olup fakülte birincimizin konuşması ve mezunlarımızın yemini ile törenimiz sona erecektir. Şimdi sizleri ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na okumaya davet ediyorum.
annem bir yasak, ben telefonu yapıp evi atacaksın. Oh,
Golden Chain Bridge Prize goes to Turkey. Konservatuar Müdürümüz Profesör Doktor Nilgün Sazak Hanımefendi açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Onun için uğraşın.
göreceksiniz, uzun dönemde kazanan hep siz olacaksınız. Hep böylelikle düşündüğünüz gibi davranın. İnandığınız gibi yaşayın, içten, huzurlu, fark yaratan insanlar olun. Çalışmaktan, araştırarak doğruyu bulmaktan hiç vazgeçmeyin. Çevrenizde sizin gibi olmayan insanlara karşı sakin, sabırlı ve anlayışlı olun. Doğru bildiklerinizi onlarla paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Hoşgörülü, kendinize özgür, ayaklarının üzerinde durabilen bireyler olarak başarılı gelecek nesillerin yetişmenizde payınızın olacağını inanıyorum hepiniz. Ulu önden Atatürk'ün gösterdiği akla ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda aydınlık yarınlar için Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olma kimliğinizi onurla taşımanız dileğiyle. Konservatuar müdürümüz Sayın Profesör Doktor Nilgün Sabra'ya konuşması için teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, konuşmasını yapmak üzere Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Kadir Ardıç'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, böyle güzide bir toplumda konuşma yapmak oldukça keyifli. Sadece konservatuvara ait mezunlarımızla birlikteyiz. Bu güzel bir şey. Değerli hocaların, mezunlarımız, mezunlarımızın kıymetli aileleri, uzaktan yakından gelen kıymetli aileleri, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi Devlet Konservatuvarı'nın mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tanıtım filminde ifade edildi, gösterildi ama birkaç noktaya temas etmek istiyorum. 1970 aslında Sakarya Üniversitesi'nin ilk temellerinin atıldığı yıl. Dolayısıyla kabaca bir 50 yıllık bir mazisi var. Büyük bir kurum, büyük bir üniversite. Ne kadar büyük bir üniversite olduğunun rakamlarla şöyle bir ifade edildi. Bugüne kadar mezun sayısı 150 bini aşmış durumda. Yani bu şu anlama geliyor. Yarın ki hayatın içerisindesiniz ama meslek hayatınızda öyle ya da böyle bir Sakarya Üniversitesi mezunuyla karşılaşma olasılığınız, bu büyük ailenin bir üyesiyle beraber çalışma olasılığınız çok yüksek. Tabii ki şu an itibariyle 80 bin öğrencisi, 2000'e yakın öğretim üyesi, 18 tane fakültesi, 15 tane meslek yüksekokulu, 3 yüksekokulu, 6 tane enstitüsü sayarken bile insan zorlanıyor. Büyük bir üniversitenin bir ailesinin bireyi olmaktan dolayı mutlu olmanızı, gurur duymanızı temenni ediyorum. Netice itibariyle hocamız da ifade etti. Kabaca 15-20 yıllık bir mazisi var. Çok güzel faaliyetler icra etmiş olan bir eğitim birimimiz. Özel bir alan. Hatta ben konuşmayla alakalı nasıl bir şey söylesem konservatuvar için çok uygun olur diye düşündüm. Dünyanın en güzel sesi nedir? Dünyanın muhtemelen bence en güzel sesi güzel bir enstrümandan çıkan ses ya da bir insanın gırtlağından, ağzından çıkan bir name. Dolayısıyla yapmış olduğunuz ve bundan sonra yapacağınız, icra edeceğiniz işler oldukça önemli, zevkli ve güzel işler olacak. Aynı zamanda eğitimci olarak da telakki edilebilirsiniz. Büyük bir düşünürün güzel bir sözü var. Diyor ki, yolun götürdüğü yere değil, hiç yolun olmadığı bir yere gidin ve orada iz bırakın. Gittiğiniz yerlerde, çalışacağınız yerlerde iz bırakmanızı temenni ediyorum. Tabii ki şu anda heyecanlısınız, güzel bir gününüz, aileleriniz burada. Bunlar çok hoş şeyler. Ama hayat inişli çıkışlı. Kariyer basamaklarında ilerlerken adeta bir dağa tırmanmak gibi algılamamız gerekiyor. Ve dağa tırmanmak hep yukarı doğru çıkmak anlamına gelmiyor. Dağa tırmanan arkadaşlarımız varsa zaman zaman aşağı inmek durumunda kaldığınız, zaman zaman yana ilerlemek durumunda kaldığınız dönemler olacak. Fakat hayat bir müddet sonra sizi o dağın zirvesine taşıyacak. Neyle?
sebatla ve sabırla. Konuşmayı çok daha fazla uzatmadan sözlerime şöyle nokta koymak istiyorum. Önemli olan sadece başarı değil. Önemli olan mutlu olmak, huzurlu olmak, insanlığa, ailenize, eşinize, dostunuza, çevrenizdeki insanlara fayda yaratmak. Önemli olan başarı değil, huzur ve mutluluktur. Bir hayat boyu, ömrümüzün sonuna kadar sevdiklerimizle birlikte huzur ve mutluluk içerisinde kalmanızı temenni eder, saygılar sunarım. Sayın Rektör Yardımcı Profesör Doktor Karadeğer Artıç'a konuşması için teşekkür ediyoruz. Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nâme ile olursa muski, nakış ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık. Sanatkar toplumda uzun çaba ve uğraşılardan sonra alnında ışığı ilk duyan insanmış Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili konuklar, diploma törenine geçmeden önce öncelikle bölüm birincilerini açıklayacağım. Türk müziği bölüm birincimiz Adem Baysal'a Türk müziği bölüm başkanı şu an zamanı bir yapısı sayın Doçent Doktor Ferdi Uçuk Sahneler. Thank you.
misafirler. Şimdi tüm öğrencilerimiz için diploma törenine geçiyoruz. Diplomalarını vermek üzere Türk Müziği bölümü öğretim elemanlarını sahneye davet ediyorum. Doçent Doktor Ferdi Boş, öğretim görevlisi Atalay Yılmaz, öğretim görevlisi Bilsel Asçay, öğretim görevlisi Kazım Gürkan, öğretim görevlisi Korkut Akbilgin, öğretim görevlisi Metin Gülsün, öğretim görevlisi Tuncay Kardeş. Türk Müziği bölüm mezunlarımız Adem Baysal, Serkan Güneş, Serdar Arslan, Ali Saka, Gözde Apay, Ebru Erdoğdu, Ahmet Baki Figengi, Samet Benekşe, İlayda Kırca, Taner Demir, Hüseyin Çekici, Utkan Demirhan, Delil Yapkın, Delil Öncü, Beste Ayyıldız, Yusuf Deniz, bravo! Ümit Akça, diplomalarını vermek üzere Temel Bilimler Bölümü öğretim elemanlarını sahneye davet ediyorum. Profesör Doktor Nilgün Sazak, Doçent Doktor Cemal Karabaşoğlu, Doktor Öğretim Üyesi Funda Esin, Doktor Öğretim Üyesi Saygın Çetiner, Doktor Öğretim Üyesi Sertan Demir, Öğretim Görevlisi Cengiz Aplan, Öğretim Görevlisi Emel Demirgen, Araştırma Görevlisi Özge Zeybek. Barış Can Çanak,
Hayrettin Ateş. Yahya Deniz. Burcu Yılmaz. Anıl Atalay. Yusuf Deniz. Ümit Akça. Bu hepsinin
Türk Halk Oyunları Bölümü mezunlarımızı kutluyorum. Bir alkış rica ediyorum. Bu sene iki öğrencimiz okulun birinciliğini paylaşmıştır. Sıra geldi konservatuar birincilerimizin bütün mezunlar adına yapacağı konuşmaya. Konuşmalarını yapmak üzere Mazlum Ardıç ve Aydın Aydın'ı alkışlarla sahneye alacağız. Yıl boyunca sessiz olanlar çok heyecanlanmış olarak. Ben Aydın Aydın. İsmim de aynı, soy ismim de aynı. Temel bilimler öğrencisiyim. Arkadaşlarımla da konuşma hazırlıyorum. Ben konservatuvara başlayarak tembel bir öğrenciydim. Lisede zayıfların pek fazlaydı. Sonra annemin beni yazdırdığı bağlamam için ben işte müziğe başlamış oldum. O zamanlara bağlamam kursuna gidiyordum. Ardından ilçede bulunan müzik akademisinde müzik eğitimine devam ediyordum. Müzik ve bağlama okuldaki derslerimden daha fazla ilgimi çekmişti. Müziğe ilgimi fark eden müzik öğretmenim de bu ilgimi konservatuvarda geliştirebileceğimi söylemiştiydi. Üniversiteyi konservatuvarda okumaya karar verdim. Konservatuvara girmenin ne kadar zor olduğunu hani arkadaşlarım ve bu yolda adım atmak isteyenler anlar. Yani ilk yıl ben de kazanmamıştım konservatuvarı. İkinci yılda Sakarya Üniversitesi'nde okumaya hak kazandım. İlk de kazanmışım hocalarımın. Tek akabitürdüğüm liseden sonra bugün 4 yıllık akademik takvimi 3 yıla sığdırıp birincilikle mezun oluyorum. Bu başarı ise bunun sebebi parlak zeka veya kişisel üstünlükler değil, müziğe olan ilgimin ve yeteneğimin konservatuvar sayesinde eğitim hayatıyla kesişebilmesi olmuştu. Yetenek bilgi doğru yönlendirildiğinde kimse başarısız olmaz. Herkesin başarılı olduğu bir alan vardı. İkinci olarak da başarının sebebi birinci sınıfta aldığım müzik tarihi çok düşük kalmıştım. Emel hocam da demişti ki ayrıca çalışmazsam seni öldürürüm demişti. Onun korkusuyla da biraz derslerime daha ağır vermiştim. Onun yanında sanatın önemini ve değerini bilmek, korumak, gelişmesini sağlamak, aldığım eğitimi ileriye taşımak, müziğin evrensel değerlerini unutmadan halk için sanat yapmak, burada öğrendiğim ve sürdüreceğim temel prensiplerim olacaktı hayatımın devamında. Bana bu değerleri katan sevgili hocalarıma çok teşekkür ederim. Mezun olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Arzu ediyorum. Sesle. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hayatımızın dönüm noktasındayız. 4 yıldır süren üniversite hayatımızın nihayet sonuna geldik. İçimizde buruk bir acıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Burukluğumuzun sebebi bizi yetiştiren, her zaman yanımızda olan hocalarımızdan ve 4 yılı beraber geçirdiğimiz arkadaşlarımızdan ayrılmamızdır. Mutluluğumuzun sebebi ise herkes tarafından biliniyor. Evet, mezun oluyoruz. Hayatımızın sonunda nerede bulunmak istiyorsak, nereye gittiğimizi bilmek zorundayız. Bu nedenle kendimize doğru hedefler belirlemeliyiz. Bu hedefe ulaşmada bize yolumuzu, irademiz, azim ve kararlılığımız gösterecektir. Bu süreçte önümüze çıkacak engellere karşı boyun eğmeden, sağlam adımlarla yürümeliyiz.
Dede Efendi bir sözünde nasıl ki müziğin bir umman olduğunu ve paçalarını yeni sıvadığını söylüyorsa, bizlere de düşen bu ummandan bir zerre de olsa faydalanmaktır. Bu hususta meslektaşlarımı çetrefilli bir yol beklemektedir. Bizler sanatından ödün vermeyen özgür ruhlu bireyler olarak taktikten uzak, yaşanmışlıklardan ders çıkararak yolumuzu sürdürmeliyiz. Geçmişten bugüne maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, aldığım kararlarda her daim yanımda olan ve bana cesaret katan, bugünlere gelmeme vesile olan aileme sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Okul hayatımı süresince aldığımız eğitimde hakkı olan, bizlere umut aşılayan, öncelikle baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bu yolda ilerleyen hocalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Nice zahmetler sonucu sanat hayatımıza birikimli birer birey haline gelmemize vesile oldular. Kıymetli bir halk ozanımızdan örnek teşkil edecek bir söz ile bitirmek istiyorum. Sen petek misali Veysel de arı, inleşir beraber yapardık balı. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı, ben babamı, sen ustanı unutma. Şimdi ise sıra mezuniyet ritüelimize geldi. Ondan geriye sayarak keplerimizi atmadan önce alkışlarımızla 2017-2018 eğitim öğretim yılı devlet konservatuvarı mezunlarımız, okul birincilerimiz Mazlum Ardıç ve Aydın Aydın'ın eşliğinde mezuniyet yeminlerini edeceklerdir. Alkışlarımız mezuniyet yemin için gelsin. Sakarya Üniversitesi'nden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Atatürk ilkelerine sadık kalarak yurduma hizmet edeceğime namusum ve şerefim üzerine ad içerim. Oh!